Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bu güzel modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Yazlık kıyafetlerinize oldukça yakışacak şık bir model. Örgüden anlayanlarınız varsa, hani ilmek bırakıp sökülen modeller vardır, onu andırıyor fakat sökme işlemi yok. Öncelikle modelimizi yapabilmek için iki sıra haroş örüyoruz. Yani 4 şiş düz örgü ya da 4 şiş ters örgüyle her iki tarafı da düz ya da ters örersek haroşa örgüyü elde ederiz. 4 şiş örüyoruz. Ben başka bir iple buraya başladım küçük bir model olsun diye. Bakın. Önce 2, sonra 1. Sonra 2, sonra 1. Böyle gidecek modelimiz. Bakın. Yapımına geçecek olursak 2 sıra haroşa örelim. Sanki baştan başlıyormuş gibi. Zaten hep birbirinin tekrarı olacak. Modellerimiz için 5 ilmek kullanıyoruz. 5, 10, 15, ikişer tane de kenar ilmeği kullandım ben. Bu sayıda başlarsanız modeli küçük bir parçayla daha çabuk öğrenebilirsiniz. Öncelikle 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu modeli uygulayacağız burada. Şu 5 ilmeğimizde modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimize bir doluyoruz. Normalde bir doları dolayarak ilmek alırız. Şimdi bunda 2 doladık. Birinci ilmeğimizde. İkinci ilmeğimize 1, 2 ve 3 doluyoruz. Üçüncü ilmeğimize 1, 2, 3 ve 4 kere doladık. Yani 2, 3 ve 4 olarak 3. ilmeğimize geldik. Tekrar 2. ilmeğimize bir azaltacağız. 1, 2 ve 3. 5. ilmeğimiz bu da. 1, 2. 5 ilmekten 2 kenar ilmeğimizde 2 doluyoruz. Daha sonrakilerde 3 ve ortadaki ilmeğimizde 4 tane doluyoruz. Ortadaki 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Çünkü ortada model uygulamayacağız. Burada uygulamıştık. Şimdi 2 tane kenarlarda uygulayacağız çaprazlamasını. Evet, şimdi işlemimiz tamam. Birinci 5 ilmeğimizden bakın bu üçüncüye 4 doluyoruz demiştik ortadakine. Kenardaki ikilere 3 kere dolayacağız. En kenardaki ilmeklere de ikişer kere. Yani 3'e kadar artırıyoruz sonra geri eksiltiyoruz. Birinci ilmeğimize 1, 2 kere doladık. İkinci ilmeğimize 3 kere doladık. Dördüncü ilmeğimize 4 kere doluyoruz. Ve 3. ilmeğimize 4 kere doladık. Pardon. 4. ilmeğimize 3 doluyoruz. 5. ilmeğimize de 2 doladık. Ve kenarda kalan 2 kenar ilmeğimizi de örerek sırayı tamamlıyoruz. Modelimiz. Şimdi 2 tane böyle model oluşturmuş olduk. Arka sırada 2 kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bakın bu ilmeğimizi düz ördük. Çekiyoruz. Doladığımız ilmek de açılıyor, uzuyor. İkinciyi örüyoruz. Doladığımız ilmekler açılıyor. Üçüncüyü de ördük. Doladıklarımızı açıyoruz böyle. İsterseniz baştan böyle açarak da örebilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelirse. Açtım ve ördüm bakın. Düz olarak örüyorum ilmeğimi. 5. ilmeğimi de ördüm. Kenarında doladığımız ilmek de çıktı ve boyları uzadı ilmeklerimizin. Şimdi ortadaki 5 ilmeğimizi yine düz örüyorum. Her iki tarafta da düz örerek haroşa yapıyorum ben. Ve 5. Şimdi yine diğer model uyguladığımız 5 ilmeğe geldik. Bu birincisi ördüm. Bakın boyu uzuyor.
bırakıyorum uzuyor. Dediğim gibi isterseniz böyle ilmekleri hepsini açar, tekrar sol şişe takarsınız. Böyle de örebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Nasıl kolayınıza gelirse. Ve kenar ilmeğimi de örerek sıra sonuna geldim. Şu an ilk sırada modeli yaptığımızda örgümüz çok düzgün görünmüyor bu üst taraf. Fakat iki sıra haroşaya gittiğimiz zaman modelimiz kendiliğinden düzeliyor. İpliğimin katı ayrılmış. Bütün ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum. Dediğim gibi aralarda haroşa sayısı 2 olacak. Yani 4 şiş düz örgü ya da 4 şiş ters örgüyle 2 sıra haroşayı elde ederiz. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Şimdi böyle örgümüzü biraz düzeltelim. Modelimiz gayet düzgün görünmeye başladı. İlk sırada düzgün görünmeyecektir fakat sonra bakın bunlar ne kadar düzgünler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.